Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs önlemleri kapsamında video konferansla kabine toplantısı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıya çalışmalarını sürdürdü. İstanbul Tarabya Huber Köşkü'nden katıldı. Toplantıda koronavirüsle ilgili çalışmalar ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı kaydedildi. Covid-19 tedbirlerini elden bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması süresince yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yoğun çaba harcayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında yıkama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda şehrin yoğun olarak kullanılan cadde ve meydanlarında yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi. Tespit edilen yol ve tüm kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler, otobüs duraklarını da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsler etkili biyosidal ürünlerle dezenfekte etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını da unutmadı. Sokaktaki can dostlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması süresince ihtiyaçlarını karşılamak için de çaba harcadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda besleme çalışması yapıyor. Ekipler sokak hayvanları için koyduğu su kaplarının da düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmiyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'de virüsle mücadele tedbirlerinin eksiksiz uygulandığını belirtti. Vatandaşlara evde kal çağrısını yineledi. Evet, Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar adeta sokaklara akın etti. Bazı yerlerde sosyal mesafe kuralları maalesef ihlal edildi. Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Denizli halkı 4 günlük yasak boyunca sokaklara çıkmadı. Kent genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. 15 Temmuz Delikli Çınar Meydanı'nda koronavirüs öncesini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Vatandaşlar banka işlemleri için sıraya girerken güneşin açmasıyla caddelerde gezen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına kimi zaman uydu, kimi zamansa kurallara uymayarak sohbet etti. Dört günlük yasak boyunca sadece görevli araçların bulunduğu yollarda ise bir anda yoğun bir trafik oluştu. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alması gözlerden kaçmadı. PTT sırasında bekleyen vatandaşlardan birisi, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından normal bir durum kalabalık olması zaten piyasa durdu. Gördüğünüz kadarıyla sosyal mesafeye de uyan yok dedi. Sırada bekleyen bir diğer vatandaş ise bankamatiğin önüne oturarak sırasının gelmesini beklediğini belirtti. Çıkmasının ardından bence normal yani kalabalık olması. Zaten piyasa durdu. Normal karşılıyoruz. Pek fazla uyan yok yani. Gördüğüm kadarıyla. Maske takmayan da çok. Diyebileceğim bu kadar. 9'dan beri sıradayım. Bak onlara söyledim. Benim fıtığı var. Beni idare edin dedim ama. Okeyle oynuyorum bak. Bak yani. Mecburum abi ya. Bu da bilimsel bir şey yani. Ne oynuyorsun? Gösterir misin kameraya? Tabii. Ya bir şeye de yaramaz ama zaman geçsin diye.
Öte yandan kısıtlamalar kapsamında 4 gündür kapalı olan işletmelerin önlerinde ise uzun kuyruklar oluşurken bazı noktalarda vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını ihlal etti. Önemli işler olan insanların geri aktiğini sağlıyor. Ne kadar süredir? Sabah saat 9'dan beri bekliyoruz ve hala bu kadar ilerleyebildik. Hayır, kesinlikle gördüğünüz üzere herkes birbirinin arkasında, herkes birbirleriyle iç içe dedikodu tamamen dönüyor. Çok sıkıldığımız için birazcık kendimizi atmış bulundayız ama mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Genelde bazen dolaşanlar da var, işi olduğu için çıkanlar da var. Bizim ufak bir işimiz vardı ama bir amacımız da tabii azıcık hava almak. Sevgili seyirciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle siz evinizde, pazar mahallenizde sloganıyla hayata geçirdiği Seyyar Pazar uygulaması Konak ve Karabağlar'da da ilgi gördü. Seyyar Pazar Gazi Emir, Balçova ve Narlıdere'de de başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle siz evinizde, pazar mahallenizde dedi. Seyyar Pazar uygulamasını hayata geçirdi. İlki Buca'da yapılan Seyyar Pazar İzmir genelinde yaygınlaşıyor. Bornova ve Karşıyaka'nın ardından Konak ve Karabağlar'da başlayan uygulama yurttaşlardan büyük ilgi gördü. Seyyar Pazar şimdi de Gazi Emir, Balçova ve Narlıdere'de başlayacak. Seyyar Pazar'la salgın nedeniyle pazara gidemeyen İzmirliler kapılarının önünde uygun fiyata pazar alışverişi yapabiliyor. Alışverişi mümkün olan en kısa sürede tamamlamak içinse paketler birer birer gece önceden tartılarak hazırlanıyor. Seyyar Pazar'dan alışveriş yapan İzmirliler uygulamadan memnun. Çok güzel bir şey yani. Çok güzel yani. En azından kapımızın önünden alıyoruz. Pazarda herkes tutturabildiğine satıyor bu ürünleri. Belediyenin verdiği fiyatlar daha uygun yani. Ürünlerin fiyatları iyi. En azından taze, daha güzel. Yani pazarda kalabalığa girmeden buradan alışveriş yapmış oluyorsun yani. 65 yaşındayım. İnmemem gerekiyor aslında normalde buraya. Ama oğlum engelli, o da inemiyor. Ben ikimiz yaşıyoruz. Buna memnun oldum yani. Çünkü alamıyorduk. Marketlerden sipariş veriyorduk. Onlar da dolu, oradan da getiremiyorduk. Kaç gündür sağ olsun. Buradaki görevlimiz ihtiyaçlarımızı karşıladı. Ekmeğimizi falan alabiliyor. Yani biz dışarı çıkamıyoruz ana oğlu yani. O yüzden gerçekten yardıma da şeyimiz var. İhtiyaç oluyor yani. Valla buradakiler herhalde, ben fiyatları bilmiyorum, ilk defa şey yaptım ama evet yani iyi. Tabii ki marketlerden daha iyi fiyatlar. Taze soğan, evet. Çok memnun oluyoruz. Ne demek yani, ne demek? Zaten bizim belediye başkanımız birinci İzmir'de. Tamam mı? Her şeyinizden memnunuz. Pazar kurulmadığı için manavlardan alıyorduk. Kızım geliyordu, o götürüyordu. Korka korka, sakın yakalanırız. Polisler para kesiyor ya. İlk defa denk geldim, evet. Buradan gelip geçiyor, görüyoruz biz bunu. Çok iyi oldu, çok çok memnunuz. Her zaman devamını dileriz. Ürünler de güzel. Yani manavda daha pahalı teyzeciğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında soğan, patates, limon, elma ve portakal olmak üzere 5 ana üründe fiyatı belirliyor. Bu sayede İzmir genelinde fiyat tanzimi sağlamayı hedefliyor. Seyyar Pazar'daki ürün çeşidi ise gelen talepler üzerine artırılıyor. Sevgili seyirciler, Denizli turizminin önemli noktalarından biri olan ve 15 yıldır gün yüzüne çıkarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam eden Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve burada çalışanlar için maske temin etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir bölümü ilçe sınırları içinde olan Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Denizli'nin en büyük tarihi kentlerinden olan ve kazı çalışmaları 15 yıldır devam eden Laodikya Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Başkan Örki, sosyal mesafe kurallarını gözeterek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek, Başkan Örki'ye çalışmalar hakkında bilgiler verip tarihi kenti gezdirdi. Başkan Avni Örki, kazı heyetinin kullanması için gerekli olan maskeleri Şimşek'e teslim etti. Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Celal Şimşek, kazı çalışmalarının koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak devam ettiğini söyledi. Başkan Örki'ye ziyareti ve maskeler için teşekkür etti. Herkese Laodikya'dan, Denizli'mize, tüm ülkemize merhaba demek istiyorum. Biz burada özellikle de çalışmalarımızı sürdürüyoruz güvenli mesafe kapsamında. Ve inşallah bu COVID-19 pandemi olayı biter ve kısa sürede inşallah biter. Ve hemen bayram arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kültür ve Turizm Bakanımızın da dediği üzere bu Laodikya'nın bu güzelliklerini, bu gelincikleri herkes görebilir. Ve özellikle de biz burada bunun ortaya çıkartılması için 15 yıldan bu yana Laodikya'nın belediyelerimizle, valiliğimizle, bakanlığımızla, üniversitemizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Ve ben bugün özellikle bizzat teşekkür etmek istiyorum Pamukkale Belediye Başkanımıza. Çünkü bugün buraya bize bu yoğun işler arasında geldi, ziyaret etti. Ve bizim burada maskelerimiz, maskeyle ilgili problemlerimizi çözdü. Her şeyden önce ben teşekkür ediyorum. Her şey Denizli'miz için, her şeyimiz ülkemiz için. Burada bazı güzellikleri, yani Laodikya güzelliklerini kısa da olsa sizlerle paylaşmak istedik. Başkan Örki ise koronavirüsün Laodikya Antik Kenti'ndeki çalışmaları engellemediğini söyledi. Profesör Doktor Şimşek ve ekibine çalışmalarında kolaylıklar diledi. Cennet Denizli'mizin yine bir başka köşesindeyiz. Laodikya'mızdayız. Laodikya'mızda bugün bir ziyaret gerçekleştirdik. Gördük ki koronavirüs, o pandemi Laodikya'daki kazıları durduramamış. Burada Sayın hocamız Celal Şimşek, Profesör Doktor Celal Şimşek ve diğer profesörlerimiz, yine öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olan profesyonel iş insanlarımız, yine aynı zamanda çalışan kardeşlerimiz gördük. Mesafe kurallarına da uyarak burada bu sıcağın altında çalışıyorlar, gayret ediyorlar. Bugün bizler Laodikya'mızın bu mevsimdeki bu cennet güzelliklerini yansıtmak istedik. Bütün Denizlilerimize, bütün ülkemize ve hatta bütün dünyaya bu güzellikleri bir kez daha duyurmak istedik. Bizler hazırlıklıyız. Her şeye ama her şeye hazırlıklıyız. Ve buradaki bu uzman kadrolarla birlikte bu güzel coğrafyamızın içerisinde bulunan, medeniyetlere beşiklik yapmış, ev sahipliği yapmış olan Laodikya'mızı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Açıkçası 15 yıldır burada bu kazılar yapılıyor. Ancak benim kanaatimce bu 15 yıl içerisinde yerli ve milli imkanlarla yapılan bu kazı tahmin ediyorum ki bir 100 yıllık eseri ortaya çıkardı. Sanki 100 yıl çalışmayı gerektirecek kadar bir süre zarfında 15 yıl içerisinde bu kadar eser ayağa kalkmış durumda. Bundan ötürü de burada çalışan bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde, bu yılın içerisinde de tiyatromuzda ve hatta 2021 yılının Mart ayına kadar da burada tiyatromuzun içerisinde birçok farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacağız. Pamukkale Belediyesi olarak da turizmimizin bir an evvel açılacağı o güzel günleri iple çekiyoruz. Hiç kimse umutsuz olmasın. Herkes evinde kalmaya, sağlıkla kalmaya devam etsin. Böyle olsun ki ülkemiz steril bir şekilde bu süreci atlatmış olsun. İnşallah Rabbim bizim bu beladan tez zamanda kurtulmamızı nasip etsin. Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Temel mutfak ihtiyaçlarından oluşan erzak paketlerini dağıtmaya Ramazan ayıyla birlikte hız kattı. Koronavirüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara desteğini sürdüren Buca Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte erzak yardımına hız kattı. Salgının başlangıcından itibaren ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşları belirleyen Buca Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Türkiye'nin 31 ilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına denk gelen Ramazan ayının ilk günlerinde de çalışmalarını hızla sürdürdü. Çalışma kapsamında ekipler belediye bünyesinde özenle hazırlanan temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı erzak paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere tek tek ulaştırdı.
Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç, Ramazan ayının dayanışma ve birlik olma zamanı olduğunu ifade etti. Buca'nın dayanışma ruhu katlanarak devam edecek dedi. Beyza, ya yorma kendini sen, boş ver. Dur. Sana erzak paketi getirdik Beyza. Buca Belediye Başkanıyım ben. Tamam. Sağ olun, Allah razı olsun. Sen de sağ ol. Çok sağ olun yavrum. Hadi bakalım, hadi. Ekmek ihtiyacın da varsa arkadaşlar şimdi geliyor. Ekmek de geliyor şimdi, ekmek de dağıt. Ramazan'ın ilk gününden beri her akşam bir aileyi ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, bu kez Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut'la birlikte Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Çil ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu, Ramazan'ın ilk gününden beri her akşam bir aileyi ziyaret ediyor, sofralarına misafir oluyor. Başkan İdu, bu kez eşi Ufuk İdu ve Türk Kızılayı Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut'la birlikte Doğanlar Mahallesi'nde yaşayan Çil ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Şöyle askere verelim. Aferin sana. Kızımıza da verelim. Asker komando malzemesi verelim. Evet, askere bundan verelim. Başkan İdu, eşi ve Kurkut iftarını koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan sofrada Özlem, Hasan Çil çifti, kızları Elif, oğulları Enes Talha ve büyük baba Süleyman Tuğrul'la birlikte yaptı, sohbet edildi, sıcak çaylar birlikte yudumlandı. Biz size bir şifre göndereceğiz. Onunla bilgisayara girecek bütün derslerini izleme şansı var. Uzaktan eğitim sistemi. Başkan İdu, sokağa çıkması kısıtlı olan büyük baba Süleyman Tuğrul'a moral verdi. Kendisini asker selamıyla karşılayan Melike Enes'e oyuncak hediye eden İdu. Yaptığı resimde teşekkür eden Elif'ten okulların kapalı olduğu süreçte dijital sınıftan mutlaka yararlanmasını istedi. Odama asacağım. Sen de geldiğinde 23 Nisan'da. Bu sene hastalıktan dolayı olmadı. Önümüzdeki yıl 23 Nisan'da geleceksin, benim belediye başkanlığı koltuğumda oturacaksın. Belediye başkanı olacaksın. Tamam. Başkan İdu ve beraberindekiler Çil ailesine misafirperverlikleri için teşekkür etti. Başkan İdu, Bornovalılar için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Herkese hayırlı Ramazanlar diledi. Asker! Aferin. Şöyle ikimiz beraber verelim. Aferin sana. Sevgili seyirciler, Çameli Belediyesi koronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlere aralık vermeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların ortak kullanım alanları olan caddeler ve kaldırımlar dezenfekte edilirken yollar solüsyonlu suyla yıkanıp temizlendi. Tüm dünyayı etkisi altına aldı koronavirüs. Salgınla mücadele sürüyor, halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler de artırılıyor. Çameli Belediyesi de virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte ilçede başlattığı temizlik ve dezenfektan çalışmalarını üst seviyeye çıkardı. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeleri dezenfekte etti. Tüm yollarda özel solüsyonlu sularla yıkandı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının olması işlerimizi daha da rahatlattı dedi. Salgın önlemenin ilk şartı temizlik ve sosyal izolasyon. Biz salgın nedeniyle temizlik çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık. Vatandaşlarımıza da temizlik çalışmalarımızda bize destek olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Biz bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz diye de ekledi. Sevgili seyirciler, Ege bölgesinin en önemli tarımsal üretim alanlarından Manisa'nın Salihli Ovası'nın en önemli gelir kalemlerinden biri olan çekirdeksiz sultaniye üzüm sezonu öncesi asma yaprağı sezonu başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte Türk mutfağının en önemli lezzetlerinden sarmanın ana malzemesi olan asma yaprağını tek tek titizlikle toplayan köylü kadınlar, yaprakları ekonomiye kazandırıp hem para kazanıyor hem de aile bütçesine önemli bir ek gelir sağlıyor.
Yaprak toplayan kadınlar ek gelir amaçlı yaprak sezonuna başladıklarını dile getirdiler. Kadar evimize gidemiyoruz ama gün ilerledikçe çok az para kazanıyoruz. Yaprak çoğaldıkça emeğimizi kurtaramadığımız günler oluyor. Ama işimizi bağın işi oluyor diye yapıyoruz, yaprağı yere atmıyoruz. Bağlarımızın arasına başladık, sezonu açtık. Bir taraftan bağımızın işini yapıyoruz, bir taraftan da ek gelir olsun diye. Eşlerimize fayda olsun diye. Gelir kaynağımız yani. Küçük yol yani. Üzümden önce gelir kaynağımız oluyor. Haşlığımız. Ondan sonra evimizin ihtiyacı. Her şeyimiz yani. Mesela yakıt alıyoruz motorlarımıza. O yüzden ilaç, bilmem çocuğumuza. Öyle bir kaynak yani. Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da Salihli Ovası'ndaki üzüm bağlarından yaprak alımlarının başladığını belirtti. 15 bin dekarla, gururla, onurla her zaman en iyi üzüm yetiştiren bir Salihli Ovası olduğunu, en iyi yaprakların da buradan çıktığını biliyoruz. Edirne'den Kars'a, Antalya'dan Rize'ye, Türkiye'nin dört bir yanında ovamızdan bol miktarda ister salamur şeklinde, isterse açık sade şeklinde yaprakların gitmektedir. Yaprak alımında çiftçilerimizin en büyük özelliği daha çok biraz önce de gördüğünüz gibi eşlerimiz, kızlarımız, kadınlarımız çalışıyor. Aynı zamanda bir ek gelir oluyor. Belli köylerimizde, belli alanlarda alıcılar gelip şu an 5,5-6 liradan geçtiği söyleniyor. Fiyatın durumu arz talep meselesine göre değiştiği için şu an az fiyatlar şu şekilde fakat yaprak bol açıkça fiyata düşmekte. O yüzden alıcılarımız geldiğinde hem çiftçilerimiz hem eşlerimiz şu anki dünyanın sarmış olduğu koronavirüse dikkat ederek alım yaparsa seviniriz. Biz sizin için üretiyoruz, siz evde kalın. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Bağlar Sitesi yöneticisi Sevim Gürel öncülüğünde hazırlanan 23 Nisan kutlaması dikkat çekti. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Bağlar Sitesi'nde 23 Nisan coşkusu site yöneticisi Sevim Gürel tarafından yapılan organizasyonla gerçekleştirildi. 23 Nisan kutlu olsun. Bu bayramı bir şehirden açık çirke sonsuz çeşitlidir ederiz. Zümrüt Mahallesi'nde bulunan Bağlar Sitesi sakinleri 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı ile coşku zirve yaptı. Bağlar Sitesi yöneticisi Sevim Gürel, sadece büyük bir lider geleceğe küçük kalplere emanet eder. Dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlu olsun dedi. Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan ve Bozkır'ın nazar boncuğu olarak anılan Gökpınar Gölü iyileştirme projesine başlandı. Sivas kent merkezine 150 kilometre, Gürün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan ve suyunun turkuaz rengiyle dikkat çeken Gökpınar Gölü, Bozkır'ın nazar boncuğu olarak isimlendiriliyor. İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde binlerce ziyaretçi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar Gölü, güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından.
Sivas Valiliği, Bozkır'ın nazar boncuğu olarak anılan Gökpınar Gölü iyileştirme projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında çevresi iyileştirilmesi ve bungalov evleri yapım işine başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Projenin hayata geçmesiyle günübirlik olarak ziyaret edilebilen gölde konaklama imkanı da sağlanmış olacak. Sevgili seyirciler, Türkiye'de koronavirüsü nedeniyle ertelenen düğünler Sivas'taki gelinlik satışlarını da vurdu. Satışlar %90 oranında azalırken birçok dükkan sahibi kepenk kapattı. Her gün yoğun mesai harcayarak gelinlik diken Sivas'taki gelinlikçiler koronavirüs salgını nedeniyle müşteri bulamazken bazı işletmelerse dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Kente gelinliği olan talep ise %90 oranında azaldı. Virüs nedeniyle düğünlerin ertelenmesinden dolayı gelinlik satışlarının büyük oranda azaldığını ifade eden işletme sahibi Cansın İnce, salgın öncesi rezervasyon yapan gelinlerin panik yaşadıklarını belirtti. Şu an mağazamız bayağı yoğun ve kalabalık olması gerekiyordu. Birden fazla işçinin çalışması gerekiyordu. Arkadaşlarımız işsiz kaldılar. Gelen giden çok yok. Tek işçiyle devam ediyoruz. Yani bayram önü şu an herkesin gelinlik seçmesi gerekirken mağazada tek başına oturuyor elemanlarımız. Çok üzücü bir durum. Ha, ne zaman biter bilmiyoruz. Umarım en kısa zamanda biter. Daha öncesinden rezervasyon yapmış olduğumuz gelinlerimiz çok panikler, heyecanlılar. İnşallah biter, onların da düğünleri olur. Çünkü her gün yazıyorlar, her gün bilgi almak istiyorlar açılacak mı diye. Umarım açılır. Bayağı bir düşüş oldu. Zaten sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Randevuyla çalışıyoruz. Şu an bizim günlük 20-30 tane müşteri almamız gerekiyorken 2-3 tane falan müşteri alabiliyoruz. O da çok nadir geliyorlar. Gelinlik fiyatlarının 2000 ila 10.000 TL arasında değiştiğini ifade eden İnce, düğün sezonu açılınca gelinliklere indirim yapacaklarını dile getirdi. Çünkü düğün salonlarının açılacağı malum, belli değil. Yani mutlaka bir düşüş yapıyoruz. Salonlar açılsa, düğünler başlasa zaten en güzel indirimleri yapacağız inşallah. Daha önceki rezervasyonları da yaptık. Gelinlerimiz panik olmasın. Ben açılacağını umut ediyorum. Onların da düğünleri olacak inşallah.